Of Teo bak bu sana 3. mesajım. Artık endişelenmeye başladım. Eğer hemen aramazsan harekete geçeceğim. Alo Melih, kusura bakma işinden ediyorum ama Teo'ya ulaşamıyorum. Bir iş üzerindeydi, Adapazarı'na gitti. Ama ses seda yok. Bir hastaneleri, karakolları falan soruşturup bana haber verebilir misin? Tamam, çok sağ ol. Gülüm, kötü bir şey olsa Barış Bey durur mu hiç? Teo'nun hem sağ kolu hem dostu. Bana bekle dedi. Ama Aslı bak, benim içimde kötü bir his var. Gerçekten var. Ya siz şimdi yenisiniz ya. Buldumcuk oldun. Ayrı durmaya dayanamıyorsun işte. İyi tamam. Sen öyle diyorsan öyle olsun. Ama bak bir haber alırsan iyi kötü ne olursa olsun bana haber ver tamam mı? Ya kötü bir şey falan getirme aklına. Merak etme haber veririm. Kapatıyorum şimdi hadi. Aslı ben arabayı alıyorum. Sen dönersin eve. Ne oldu? Adapazarı'na mı gidiyorsunuz yoksa? Teo'ya bir şey mi oldu? Bilmiyorum Aslı. 2 eli kanda olsa beni arardı bu saate kadar. Bir gidip bakacağım. Olmaz. Yalnız gidemezsiniz. Aslı benimle oyun oynama. Peşimden gelmiyorsun, evine dönüyorsun. Aslı çekil. Barış Bey, beni otobüslerde süründürmeyin lütfen. Aslı uğraştırma beni lütfen. Hadi. Polise haber veririm. Peşinize jandarma takarım. İşiniz bozulur. Tamam tamam. Ama Barış Bey ben sizi oraya tek başınıza gönderemem. Aslı benim Teo'yu bulmam lazım. Seninle uğraşamam orada. Uğraşmayacaksınız zaten. Hatta Aslı iyi ki gelmişsin diyeceksiniz. Ne yapacaksın Aslı? Kapı kapı çalıp Teo'yu mu soracaksın? Siz ne yapacaksınız? Ben hangi kapıyı çalacağımı biliyorum. Tamam işte. Benim de bir yardımım dokunur belki. Lütfen Barış Bey. Seni yalnız bırakacak kadar cesur değilim. Sırf o yüzden geliyorsun. En azından gözümün önünde olursun. Kabul edin artık Barış Bey. Sizin etrafınızda bir tehlike varsa ben öylece oturup bekleyemem. Neden Aslı? Değer verdiğim birisiniz de onunla. Alo Melih. Ha tamam. Tamam sağ ol. Hastanede ya da karakolda falan yokmuş. En azından bu iyi bir haber. Evet. Sibel'in verdiği adres de şuradaki ev. Şimdi önce kızın evde olup olmadığını öğrenmek lazım. Eğer evde değilse Teo almıştır. Ama evdeyse o zaman Teo'ya bir şey olmuş demektir. Tamam. Ben gidip soruyorum o zaman. Hayırdır? Gidip Merve evde mi diye soracağım. Evdeyse ne yapacaksın? Eğer Teo'ya bir şey yaptılarsa senin onu aradığını anlarlar. Sen burada kal. Ya Barış Bey, ya sanat öğrencisiyim diyeceğim. Yani İstanbul'daki galeriye resim vermek istiyorum diyeceğim. Asıl siz ne diyeceksiniz? Merve ile alakanız olmadığı çok belli. Tamam ama en ufak bir sorun fark edersen bana bağıracaksın. Söz mü? Söz. İzliyorum seni. Sakın gözden kaybolacağın bir şey yapma. Tamam dedim ya Barış Bey. Merak etmeyin. Ne var? İyi günler. Ben Merve'yi arıyordum da burada mı acaba? Yok Merve. Yok Merve. Yok Merve. Nerede olduğunu biliyor musunuz acaba? Bilmiyorum. Gel gir, içeride bekle. Aa yok, sağ olun. Babamgil bekliyor. Şey, bir iş vardı da çok para getirecekmiş. Ben onun için arıyordum Merve'yi. Neymiş o iş? Şey, ya bizim işler işte, bilirsiniz. Ne olacak bizim işler? Bekle. Aslı yürü gidiyoruz, benim gözüm tutmadı bu adamı. Barış Bey, ne yapıyorsunuz ya? İkimizin de başı belaya girecek şimdi. Yürü dedim Aslı, söz dinle biraz. Kızım. Merve Yeryan siz misiniz? Evet teyzeciğim. Nerede olduğunu biliyor musunuz? Buraya gideceğim diyordu arkadaşlarıyla. Bir bakın isterseniz. Sağ olun, çok teşekkürler. Bir şey değil. Ne verdi, davetiye mi? Yürü Agata, yürü. Yolda bakarız. Nasıl uydum ben senin aklına? Ya adam bir şey yapsaydı? Ya Barış Bey, adam gündüz vakti ne yapacak bana sizde? Aslı, adam sapık mıdır, manyak mıdır, nedir belli değil. Herkesi sen kendin gibi zannediyorsun. Adam evine çağırdığında o yüzden gitmedim zaten. Adam seni içeri mi çağırdı? Bir de sen bana uzaktan el kol yapıp gelme diyorsun Aslı. Ama işe yaradı Barış Bey. Yerlerini öğrendik. O teyze ne verdi size? Düğün davetiyesi mi o? Ne bileyim işte, düğün diyor. 3 günlük kamp diyor. Annesi kızın arkadaşlarıyla gittiğini söyledi. Teo o yüzden kıstıramadı bence. O zaman hala takiptedir. Oraya mı gidiyoruz o zaman? Evet Aslı, oraya gidiyoruz. Umarım bir terslik yoktur. Orada bir yere saklanmış, kızı almayı bekliyordur. Bence öyle. Orada bulacağız onları, bak görürsünüz. Hatta Teo da kızacak bize, siz niye geldiniz diye. Of, bilmiyorum Aslı, bilmiyorum. Yani bu kadar saattir Teo'nun beni aramaması hiç normal bir şey değil. Barış Bey, bir terslik var. Ben niye bu koltukta oturuyorum? Arabayı ben kullanıyorum ondan. Tamam, ben de onu soruyorum işte. Niye arabayı siz kullanıyorsunuz? Çünkü laf dinlemiyorsun Aslı. Orada oturacaksın, hiçbir şeye karışmayacaksın. Kamp alanı. Tamam, yol buraya kadar. Bundan sonrasını tırmanacağız. Siz tırmanabilecek misiniz? Yani tepedeki paniğinizi düşününce alışık değilsiniz herhalde dedim. Dün tepede okuldan kaçan bir çocukla uğraşıyordum da o yüzden. Hadi yürü. Barış Bey. Hah. Bir kapıyı açar mısınız? Açayım. Heh, yanımıza bir su falan alalım değil mi? Aslı, sen kalıcısın galiba burada. Öyle demeyin Barış Bey. Yani ne kadar yürüyeceğiz, nereye varacağız belli değil. Ama tamam da çok fazla şey alıyorsun. 5 dakika sonra ağır oldu diye atmaya başlayacaksın. Alma o kadar şeyi. Ölüyorum susuzluktan derseniz vermem ama suyumu. Ağır oldu diye ağlamaya başlarsan taşımam, yalnız söyleyeyim. Ben bu laftan sonra öleceğimi bilsem de ağlamam zaten. Bu saatten sonra bunu da size vermem. İyi peki, hadi.